Tuğçe ile bayağı ciddi bir şey konuşuyor gibiydiniz. Hı. Ben de bölmek istemedim. Sorun yok değil mi? Eskilere daldık. Hı. Doğan evleniyormuş. Evleniyor muymuş? Hı. Kimle? Yıldız'la. Çok üzgünüm Julia. Ben de Doğan için üzgünüm. Sen Tuğçe'ye Selim'e yaptığımız yardımlarla alakalı bir şey söylemedin değil mi? Normalde Tuğçe'den bir şey saklamam ama şimdi Emir'le beraber ya, dikkatli olmakta fayda var. Yo, iyi yapmışsın bence de. Benden istediğin bir şey var mı? Yok canım. Aslında Kumru'yu boş bırakmamakta fayda var. Doğan'ın canını yakacağım konulardan birisi de o. Hı. Ama şimdi bunu düşünmeyeceğim. Sen bak işine. Tamam. Kaçıyorum ben. Efendim Julia. Doğancığım, müsait miydin? Umarım yanlış bir zamanda aramıyorum. Müsaitim. Evleniyormuşsun. Bu sefer senden duymadım ama yine de bir tebrik etmek istedim. Teşekkür ederim. Yıldız'ın görüşmemizi yasakladığını biliyorum ama... Ben yine de bir dostum olarak sana birkaç tavsiyede bulunabilir miyim? Dinliyorum. Ne yazık ki Yıldız'la bu sefer de mutlu olamayacaksın. Çünkü sana evet demesinin tek nedeni para. Bu kız kaç kere evlendiyse de her zaman para için evlendi. Seninle de ikinci kocasına nispet yapmak istedi. Sonra baktı ki seninle hayat çok lüks. Hemen dümeni sana çevirdi. Julia, bana kızgın olmanı anlıyorum ama... Hiç kızgın değilim ben ya. Beni ilgilendiren bir durum yok ki. Ben sadece senin adına üzülüyorum. Ya kızın ilk kocasının ölümü şaibeli. Şimdi bu Engin de böyle bir anda öldü. Bak, mirasının yarısı Zeynep'e kaldı. Bunlar var ya, proje kadınları ailecek bu işe baş koymuşlar. Sonuç olarak benim söylemek istediğim şu... Bu kız senin iyi gününde yanında olacak sadece. Dene mesela. Dene bakalım, bir param yok da bakalım ne oluyor. Bir insanı tanımak istiyorsan geçmişine bakacaksın. Tabii seçim senin ama ben yine de eski bir dostun olarak seni uyarmak zorunda hissettim. Teşekkür ederim. Doğan, bana inanmıyorsun ama. Göreceksin. Dene ve gör o zaman. Ama kendine çok dikkat et. Çok dikkat et. Görüşürüz Julia. Umarım. Şimdi konuş bakalım içindeki kurtlarla Doğan Beyciğim. Günaydın baba. Günaydın kızım. Yürüyüşe mi? Evet, biraz hava alayım dedim. İyi yaptın. Dün akşam çok sıkılmadın değil mi? İlginç bir şekilde sıkılmadım. Aslında yeniden Yıldız'la aynı evde yaşayacağım için bir içime sıkılması lazım ama... anlamadım, alıştım herhalde artık. Sen de Yıldız'ı bir türlü sevemedin. Babacığım, sevmemek değil, bunu daha önce anlattım sana. Sana yakıştıramıyorum. Ama bunun senin için bir önemi olmadığı için bunu kendi içimde hallettim. Şimdi lütfen gerilmeyelim. Peki yakıştıramadığın konu nedir? Artık evlenmeye karar vermişsin. Ben yine de duymak istiyorum. Bak, Yıldız kötü biri değil. Hatta kafan kaldırıyorsa çok eğlenceli. Ama onun hayat amacı çok başka. Yani hep öyleymiş. Sana yaptıklarını bir kenara bırak. Paran olmasa seninle yeniden evlenir miydi bilmiyorum. Üzül diye söylemedim. Sordum, cevap verdim. Üzülmedim zaten. Sadece fikrini merak etmiştim. Tamam ama bak. Eğer tekrar seni üzerse o zaman karşısında beni bulur. Hayatımı onu mahvetmeye adarım ona göre. Hadi sen yürüyüşüne git bakayım. Hadi, kaçtım ben. Ne yazık ki Yıldız'la bu sefer de mutlu olamayacaksın. Çünkü sana evet demesinin tek nedeni para. Bu kız kaç kere evlendiyse de her zaman para için evlendi. Peki sen ne düşünüyorsun Yıldız? Aşk mı, para mı? Aşk diyeceksin tabii ki. Babamın yanında para diyecek halin yok. Ne deseydim Kumru babana? Ay, kusura bakma, sen zenginsin, seni sevemem mi deseydim? Ne saçma.
Mete! Buyurun Doğan Bey. Mete, anlatacaklarımı iyi dinle. Yıldız Hanım ya da bir yakını benimle ilgili bir şey sorarsa şu dediklerimi söyleyeceksin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.